Beslenmenin önemi ve karbonhidratlar hakkında bilgi aktardığım bu videomda karbonhidrat kaynakları konusuna değineceğim. Karbonhidratlar bitkisel besinlerde yaygındır. Şeker ve nişasta saf karbonhidratlardır. Tahıllar ve tahıl ürünleri, kuru baklagiller, kuru meyveler, bal, pekmez, tahin helvası en zengin karbonhidrat kaynaklarıdır. Hayvansal besinlerden süt ve süt ürünlerinde bulunur. Süt ve süt ürünleri dışındaki hayvansal besinlerde çok az bulunduğundan bunlar iyi bir karbonhidrat kaynağı değildirler. İnsan vücudu üzerindeki çalışma görevleri. En önemli görevi vücuda enerji sağlamalarıdır. 1 gram karbonhidrat ortalama 4 kalori enerji verir. Vücudun enerji ihtiyacının önemli bir kısmı karbonhidratlardan sağlanır. Bu besin öğeleri enerji oluşum sürecinde artık bırakmadığından vücut için yorucu değildir. Beynin tek kullandığı enerji kaynağı glikozdur. Bu nedenle bilişsel fonksiyonlar için glikoz sağlanmasının zorunluluğu ortadadır. Ketozisi önleyicidirler. Yani antiketojeniktirler. Vücuda yeterli miktarda karbonhidrat alınmazsa enerji daha çok yağlardan karşılanır. Gereğinden çok yağın enerji için kullanılmasıyla kanda yağların yıkım ürünlerinden keton cisimlerinin miktarı artar. Keton cisimlerinin kanda normalden yüksek oluşu kandaki asitliği arttırır. Buna ketosis denir. İleri durumda komaya yol açar. Protein ihtiyacını azaltır. Yeterli miktarda alınan karbonhidrat proteinlerin enerji için kullanılmasını önler. Vücutta suyun ve elektrolitlerin tutulmasında yardımcıdır. Karbonhidratlar ve metabolizma ara ürünleri vücutta çeşitli maddelerin sentezinde kullanılır. Bitkisel besinlerde bulunan posa, selüloz, hemiselüloz, lignin gibi bağırsağın boşalmasını kolaylaştırır. Yetersizliğinde görülen bozukluklara değinecek olursak, karbonhidrat yetersizliğinde vücudun enerji ihtiyaç proteinlerden karşılanır. Bu da proteinlerin esas görevlerini yerine getirmelerini engeller. Yağların gereğinden fazla enerji için kullanılması kandaki asit seviyesini yükselterek hayati tehlike oluşturabilir. Yani ketosis. Günde alınacak 50 gram karbonhidrat ketosise karşı koruyucudur. Posası yetersiz diyette beslenme çeşitli hastalıkların oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Kabızlık, kolon kanseri ve benzeri. Fazlalığında görülen sonuçlar. Gereksinimden fazla tüketilen karbonhidratlar vücutta yağ dönüştürülerek depo edilir. Bu durumda zamanla yağ hücrelerinin büyümesine neden olur ve şişmanlık görülür. Şeker, reçel, şekerleme, şekerli tatlılar gibi besinler özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek tüketilir. Ancak diş fırçalama alışkanlığı edinilmediyse bu tür gıdalar diş üzerine yapışarak bakterilerin üremesine, dolayısıyla asit oluşturup diş çürümelerine yol açar. Çocuklarda kan şekerini yükseltip büyüme hormonunun faaliyetini engelleyebilir. Peki karbonhidratlarda insan vücudu için günlük gereksinim nasıl olmalıdır? Günlük karbonhidrat ihtiyacı bireyin yaşına, cinsine, fiziksel aktivite ve özel durumlarına göre değişmekle birlikte enerji ihtiyacının ortalama %50 ile 60'ını karbonhidrat karşılamalıdır. Örneğin günlük enerji gereksinimi 2000 kalori olan bir bireyin karbonhidratlardan gelen enerji miktarı %60 olduğu düşünülürse 1200 kalori ihtiyacı söz konusudur. 1 gram karbonhidrat 4 kalori enerji verdiğine göre 300 gram karbonhidrat tüketilmesi gereklidir. Bu metabolizmal yapıda olan bir şahsiyet için.
Evet, beslenmenin önemi ve karbonhidratlar konusunda karbonhidrat kaynakları, vücut çalışmasındaki görevleri, yetersizliğinde görülen bozukluklar, fazlalığında görülen sonuçlar ve kabaca günlük gereksinim anlamında derlediğim bilgileri size aktarmış bulunmaktayım. Bir başka bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere. Semih Mutfağı olarak hoşçakalınız.